Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere pancake yapacağım. Ama böyle normalden bir tık daha kabarık, yüksek katlı, pofuduk pofuduk pancake'ler yapacağım. Mesela şimdi şöyle bir şey oldu. Gecenin bir yarısı, çok acıktınız, şimdi bizde olduğu gibi. Çok açsınız ve ne yesem diye düşünüyorsunuz. Ah, pancake yapayım. Peki evdeki malzemelerle yapabilir miyim? Bakıyoruz malzemelere. Öyle sandığınız kadar bir anda yapılacak bir şey değil, önden hazırlığı olması lazım. O yüzden siz en iyisi 2 gün önceden falan market alışverişinizi yapın. Hay yine boş yaptım. Çok yoruldum bugün. Neyse, 3 tane yumurtamız var, tereyağımız var, karbonatımız var ve kabartma tozumuz var. Çünkü ikisini bir kullanmak gerekiyor. İkisini bir karıştırdığımız zaman mükemmel bir patlama elde ediyoruz. Püf, kabaracak. Eğer kabarmazsa... Ben buradayım. Şimdi ilk... İşte sütümüz var, sirkemiz var, tuz, şeker, bilmem ne. Genelde yani normal malzemeler. Burada normalde pankeke koymadığınız, sizin evde yaparken koymadığınız ne olabilir? Sirke. Şimdi bu sirkeyi niye koyuyoruz? Normalde sütle, siz yine uğraşmak istemezseniz sütle yapın demiyor. Ben niye hep böyle diyorum? Ya onu istemezseniz bunu yapın. Artık yeter ya, elimi masaya vurdum. Sirkeli yapın. Bardağımı getirdim yine. Dediğim gibi 250 mililitre düşünebilirsiniz. 2 bardak süt koyacağım. İçine de 2-3 kaşık sirke koyacağım. Bu da bize buttermilk verecek. Buttermilk dediğimiz şey aslında ekşi, hafif kesik süt gibi bir şey. Zaten kıvamını görürsünüz. Yerine kefir kullanabilirsiniz. Muadil olabiliyor falan ama bizim ülkemizde çünkü buttermilk olarak satılmıyor. Ama aslında çoğu yabancı tarifte denk gelirsiniz. Buttermilk'in vereceği dokuyu normal sütte alamazsınız. O yüzden ben şimdi bu sütü önden kestiriyorum, koyacağım. O 10 dakika duracak. O sırada diğer malzemeleri ayarlayalım. O sırada diğer malzemeleri ayarlarız. Yani aslında toplam bizim 25 dakikalık falan işimiz var, pişmesi dahil. Çok kritik bir noktadayım. Sütün bir bardak daha çıkmayabilir. Tam gerektiği kadar çıktı galiba. Bu kadar yeter. Zaten içine sirke ekleyecektim 2-3 kaşık. Ununu biraz azaltırım. Şimdi yeni süt aç, 1 litrelik o dursun falan gerek yok. Şöyle bir küçük... Hakikaten 2,5 yemek kaşığı falan. Ha, sirke kullanmak zorunda değilsiniz bu arada diye bu bilgiyi şimdi veriyormuş. Limon suyu da olur yani asit lazım. Şimdi gelelim diğer malzemelere. Diğer malzemelerimiz için erimiş tereyağına ihtiyacımız var. Onun bir de biraz soğumasına ihtiyacımız var. O yüzden buradaki ocağımı yaktım. Tereyağı için yani eritip hafif soğutacağız. 30-40 gram arası yani şöyle bir parça erimiş tereyağı yeter. Bunu harcın içine koyacağız. Bu pankeki pişireceğim tava. Bunun sıcak kalmasında zaten bir zarar yok. Aa, şeyi fark etmişsinizdir evde daha önceden denediyseniz böyle tavayı ısıtırsınız, her şeyi güzel yağlarsınız falan. O ilk pankeklerin hiçbiri güzel pişmez. Tava burada altı kısık bir şekilde açık duracak. Önce bir yağı eriteyim. Ha, yumurtayı bunu açacağım. Tamam. Kuru malzemelerimizi alıyorum. Unumuz var. 2 bardak kadar un. Bunları eleğe döküyorum. Bir küçük, böyle çeyrek çay kaşığı gibi. Kavanozun şey, büyük ellerim girmedi. Küçücük minicik karbonat. Ve bir 2-3 yemek kaşığı şeker. Eğer tatlıyla tüketecekseniz, eğer tuzluyla yiyecekseniz, böyle peynirli falan filan yemek istiyorsanız, o zaman şekeri biraz azaltın. Bir çay kaşığı kadar tuz. Bir de kabartma tozumuz var. O da bir çay kaşığı kadar. Şimdi bunları güzelce eliyorum. Tamam. Yağımız eridi. Süt hafif böyle katılaştı. Ya zaten dökülürken böyle löp 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 lamp lamp dökülecek. Lamp lamp. Biz şimdi hem kabartma tozu kullandık hem karbonat kullandık. Bir de yumurtaların sarılarıyla beyazlarını ayıracağız ve beyazlarını ayrı bir yerde çırpacağız. Böylelikle artık 3 farklı yöntemle kabartmış olacağız bu pankekleri. Bu yumurtaları da önden ayırıyorum. Bu arada bu kadar çok kap kullanmanıza gerek yok. Sadece yumurta beyazlarını ayıracağınız bir kap yeterli. Şimdi bu beyazları bununla çırpıyorum. Uğraşmak istemezseniz mikser. Keşke ben de mikser kullansaydım. Yoruldum. Ah. Orada çırparken iyice. Aa, iyice mi? Kabar. Ben de yağı sütün içine dökebilirim artık. Yumurta sarılarını da ekliyorum. Oldu mu? İşte aslan parçaları çırpmışlar. Yumurta sarılarını da ekliyorum. Buttermilk'in olduğu kaseye. Çok mis gibi çırptılar. Bunu en son halledeceğim. Bunu unlu karışıma döktüm.
şöyle bir şey var. Azıcık böyle un pütürleri kaldığı zaman şey tekstürde böyle güzellik oluyor. Tekstür derken işte dokusunda. Merak etmeyin pişiyor hepsi. Sadece hani çok deli gibi karıştırmayacağım. O yüzden spatula'ya geçtim. Bunu sadece kurular, sıvılar birbirine karışana kadar böyle. Sadece karışana kadar yani. Şimdi de yumurta beyazlarını ekliyorum. Bunu da aynen böyle söndürmeden. Tamam. Bu aşamada tava yanıyor. Bayağı yanıyor yani. Buraları bir temizleyeyim. Pişirip hemen servis tabağına alırız. Harcı da o 10 dakika arada dolapta tutalım. İyice böyle iç içe geçsinler. Ondan sonra pişirmeye geçebiliriz. 4 dakikada falan bitti. Yo yani montajı bu arada 6 dakika falan olur max. 3 dakika, 4 dakika. Bir şey mi var? Evet. Kötü mü? Süre geçiriyor böyle. Ha? Biraz şakalar mı yapalım? Yok, çok iyi. Ah, tava ısınmadı. Şimdi tabak çıkardım. Şöyle yağ... Böyle birazcık... Sıvı yağda pişirmenizi tavsiye ederim. Aa, şey harcımız yok. Yaktık her şeyi. Dolaptan alabilir miyim? Ben şimdi ilk iki tane atıyorum. Onlar zaten kötü çıkacak. Baştan uyardığım için sorun yok. Aşağı yukarı boylarının aynı olması önemli. Şimdi pankekin olduğunu nasıl anlarız bir tarafının? Yavaş yavaş kenarlardan görürsünüz. Baloncuklar çıkmaya başlıyor. Bütün üzeri baloncuk dolduğunda bu tarafı oldu demek. Öyle şey gibi, ızgara köfte gibi çevir 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 pişmez bu. Bir tane hakkımız var, öyle düşünün. Onu iyi değerlendireceğiz. Şimdi bu tarafının pişmesini bekliyoruz. Bu tarafının pişmesini beklerken Batuhan'dan bir tane şarkı alalım. Bırakın mı pankekler kendi şarkılarınızı? Böyle çok kısık sesle konuşuyorsun. Sonra ben onları açmak zorunda kalıyorum. Onları açınca arkadan böyle huaa falan background sesi geliyor. Alt yazı geçti. Ya alt yazı geçti. Aynı duyguyu veremiyor. Duymak istiyor insan. Spatulam. İlk pankekimiz oldu. Çeviriyorum. Hazırsak. Tabii ki keşke. Gönül isterdi ki. Şimdi bu olay... Diğerlerinde daha güzel böyle bir şey. Ha bu arada ben bunu en yüksek ateşteydim. Şimdi artık dörtlere düşürdüm. Tava bize iyi davranmaya başladı. Şimdi esas güzel şeyler olmaya başlıyor. Fark ettiyseniz bir daha yağ sürmedim. İlk şey yağı yeterli. Bundan sonrakine biraz daha sürerim. Kabarıyor. Sen bir de kilo mu aldın biraz zaten? Aldım. Diyene bak. Batuhan askere gidecek. Oyken çok eğleneceğiz. Evet, bugüne kadar asker kaçağıydı. Doğru. Evet. Bildiniz. Çeviriyorum. Yes. Hop. Yes. Gördünüz. İlk pankekin günahı olmaz. Bak buna bak. Buna bak. Derken ikincisini de çevireceğim artık. Bekleyeceğim, kendi kurtulacak. Ya şu iki taneyi ben kenara alacağım çünkü sunumum bozuyor. Ya hatta bir şey söyleyeceğim. Bunlar tadına bakmak için ideal. Hmm. Of of of. Size şöyle bir dörtlü tabak yapacağım. Videoyu keseceğim. Bu eziyete devam etmeyeceğim. Zaten siz burada kapadınız muhtemelen. Şöyle bir 4-5 kat yapalım. Ben göz kırpamıyormuşum çaktırmadan. Şöyle hani... Of! Bugün nasılız? Azıcık ara kata yağ süreceğim ben. Kalp tıkanıklığı. Ya ne tıkanıklığı ya, ne kalbi? Çok güzel kabarıyor ya. Görüyor musunuz nasıl kabardığını? Özellikle mesela Kanadalılar akça ağaç şurubuyla pankek yemeyi tercih ediyor. Rizeli olduğum halde ben de akça ağaç şurubuyla yemeyi tercih ediyorum. Yalnız bugün gittiğim markette yoktu. O yüzden balla yiyeceğim. Ama siz bulabilirseniz, daha önce hiç denemediyseniz bile denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ama onun dışında hakikaten balla da çok güzel. Meyvelerle çok güzel. Şekerini azaltırsanız tuzlu güzel. Of. Üzerimden bal akıtayım. Hadi.
Niye bu? Ya bunu yemesek de olurdu bu arada. Sonuçta hani sürekli yediğimiz bir şey ama. Böyle kesip. Peki bunu hepsini yemeyeceğiz herhalde. Hepsini al. Ya hadi şey be. Ben çok fazla aldım. Bunun dokusu falan çok güzel. Ya bu bayağı iyi. Şimdi normal insan porsiyonu. Azıcık da balığı. Şöyle şeyi göstereceğim bir dakika. Şu içi. Ne yedim be? Konuşamıyorsun böyle şey değil mi? Çok pratik kahvaltılarda, akşam yemeklerinde işte bir sürü bir şey de yapabilirsiniz. Hiçbir şey değilse en azından mesela buttermilk'in ne olduğunu öğrenmiş oldunuz bugün. Bilmiyorduysanız, biliyorduysanız tekrar etmiş oldunuz falan. Bir şey katmıştır. Elbet bir şey katmıştır bu video. Kısa koyarım bunu. Bu belki de Instagram videosu olur. iPhone müziği koyarım arkaya. Anladın mı? Biz çok beğendik. Umarım siz de denersiniz. Pratik diyebilirim. Sabah hemen kalkıp yapıp misler gibi kahvaltı hazırlayabilirsiniz sevdiklerinize ve kendinize. Eğer denerseniz fotoğrafları bana Instagram'a atabilirsiniz. Instagram adresim de açıklamalarda yazıyor. Yazmadıysam hatırlatın, bazen unutuyorum. Abone olursanız çok mutlu olurum. Abone sayım umarım bu video yayınlandığı gün böyle 35 bin civarlarında falan olur. Olmazsa da canınız sağ olsun, abone olun. Videoyu beğenebilirsiniz. Video ile ilgili yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. İleride nasıl tarifler görmek istediğinizde yorumlara yazarsanız bütün yorumları okuyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoya kadar. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Bay bay. Sevgiyle mi kalın? Yani. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Gözlerimi çok açtım. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Kendine çok iyi bak. görüşürüz. Bay bay. Hemen aşağıya mı baktın? Ya şu dişimde pankek kaldı ha. Çok teşekkür ederim. Her şey mi geldi? Şeyleri hızlı geçtim. İşte abone olun bilmem ne.